Merhaba değerli Fıtrat TV izleyenleri. Bir yorumlu haberde daha gündemi yorumlamak üzere yine sizlerleyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey bu hafta biliyorsunuz Musul'la ilgili çok ciddi gelişmeler yaşandı. Öncelikle Lozan'da Suriye ile alakalı bir toplantı yapıldı. Oraya geleceğim. Önce Musul'a bir girelim. Musul ve içimizdeki dış seslerde bir yazı yayınladınız siz de dün Fıtrat Haber'de. Musul'da DAEŞ'ten kurtarma operasyonu gece yarısı başladı biliyorsunuz. Operasyona Irak ordusuyla birlikte peşmerge güçleri, Şii ve Sunni milisler de katılıyor. Koalisyon güçleri Musul operasyonuna havadan destek veriyor. Musul'daki 7 köyün şu anlık DAEŞ'ten temizlendiği belirtildi. Ancak şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da bir konuşması olmuştu bundan 3 gün önce. Dedi ki bunu Konya'dan söylüyorum, Musul operasyonuna biz de katılacağız. Şu anda koalisyon güçlerine biz talebimizi bugün ya da yarın iletecekler. Biz koalisyon güçleri içindeki yerimizi almakta kararlıyız. Bunu Konya'dan söylüyorum, koalisyon güçleri Türkiye'yi istemiyorsa B planımız, o da olmuyorsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir. Bunu böyle bilsinler dedi. Fakat önümüzdeki tabloda görüyoruz ki Amerika Türkiye'yi ekarte ederek İran ve PKK ile anlaştı, Fransa ile anlaştı ve şu an Musul'a saldırıyor. ABD belli ki Musul'u Şiilere vermek istiyor. PKK'da bundan belli ki yararlanacak bir rahatlama olacak. Şu anlık durum böyle. Yani bizim İncirlik üstümüzden de yürütmeye devam ediyorlar operasyonlarına. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında durum her tarafı ayrı bir karışıklık içeriyor. Evet. Ve her bir tarafın ya da her bir veçenin ayrı ayrı belki ele alınması gerekiyor ama sonuçta bir bütüncül bir şekilde tüm fotoğrafı ortaya koyduğunuz zaman son derece çarpık bir kare çıkıyor karşınıza ya da içeriği birbirine girip böyle çok saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikle bizim yani hep biz bir Ortadoğu'yu şu dönemde DAEŞ veya IŞİD üzerinden okuyoruz. Şimdi burada bir kere şunu bir aslında ortaya koymak lazım. Yani bu DAEŞ'in varlığı eğer bir problemse bunun da insanlık için hakikaten terörizm üreten bir yönü varsa bu teröristlerin bir fikriyatı var ve bir fikri arka planları var. Bu fikri arka planlarının bir şekilde deşifre edilmesi gerekiyor. Eğer ki gerçek bir savaş yapacaksanız bu insanlarla veya bu şekilde düşünen dünyada kim varsa neredeyse bunların tamamına yönelik sizin aynı derecede fikri bir operasyon gerçekleştirmeniz gerekiyor ve bunun da İslam'ı eğer ki temsil ediyor ve şu anda İslam adına bir mücadele yapılıyorsa DAEŞ bir İslam'ı bir şekilde İslam bir görüntü veriyor ve bunun bu terör örgütünün yok edilmesi planlanıyorsa o zaman aynı şekilde gerçekten İslam'ı savunan ve İslam şudur diyenlerin ortaya çıkıp gerçek İslam'ı ortaya koymaları gerekiyor. Evet. Şu anda bir kere bunu yapmadığınız zaman olayın herhangi bir şekilde yani bir bataklıkla ilgili bir takım çalışmalar yapılabilir ama zemin aynı şekilde gene ıslak kalacaktır. Ha, bu eğer böyleyse böyle tabii. Ama yok. DAEŞ denilen yapı oluşturulmuş ve suni bir şekilde bölgede bir takım müdahalelerin meşruiyeti için oluşturulmuş bir altyapı ise eğer, o zaman demek ki burada bir bağcı dövme operasyonu söz konusu. Evet. Şimdi burada bağcı kim oluyor? Bağcı öncelikle İslam olabilir ki öyle gözüküyor zaten. Çünkü bu çalışmaların ya da bu operasyonların başından itibaren Avrupa'da oluşmuş çok ciddi bir İslamofobi hareketi de gelişti. Bu bir işin bir veçesi. Bir veçesi bölgedeki bir takım toprak paylaşımları söz konusu olabilir. Burada yeni bir düzenleme yapılması planlandığını zaten herkes artık bugün bunun için bir yorumcu veya bir uzman olmaya bile neredeyse gerek kalmadı. Bütün görüntüler veya o kadar fazla bilgi ve o kadar fazla enformasyon var ki herkes bu konuda bir az çok fikir sahibi olmaya başladı. Ya da bir başka veçesi, bir takım İslami unsurların siyasal anlamda devlet bazında güçlü hale gelmesinin önüne geçilmesi. Yani bunun için hani bir yerde bir eteklerinden çekmek, ayaklarından çekmek, yükselen bazı unsurları aşağı çekmek gibi bir amaç da olabilir. Fakat ya da bunların hepsi birden vardır. Ve bir de buna enerji dediğimiz bölgedeki bir takım enerji paylaşımlarının efendim yeni bir modele kavuşturulması amacı olabilir. Bir tane daha sayabilirsiniz. O enerjinin bir şekilde bir yerden bir yere aktarılması, yani o enerji yollarının temizlenmesi veya uzun vadede onun bir yeniden yapılandırılması. Bakın 5 tane unsur saydım bir anda. Şimdi bütün bunlar veya belki daha başkaları bildiğimiz veya bilmediğimiz gerekçelerle bölgede çok ciddi bir savaşım var. Bu savaşın neticesinde bölge halkının ne elde edeceği ise şüpheli. Yani bir İran-Irak savaşı yaşadı bu topraklar. Geçtiğimiz 20-30 yıl öncesinden başlayan bir, 20-25 yıl öncesinden başlayan bir süreçte. Bu İran-Irak savaşından sonra Irak'a işte ABD yardım etti, geldi, orada bir takım... İşte Saddam devrildi, şu oldu, bu gitti. Ondan sonra bir baktılar ki biz dediler buraya geldik, size yardım ettik. O kadar işte uçak gönderdik, bomba attık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bir de bize bunun parasını, faturasını ödeyin bakalım. Bu fatura nasıl ödenecek peki? Bölgenin enerji kaynakları üzerindeki tahakkümle veya onlara sahiplikle veya onların bir şekilde haklarını elde etmekle. Bu gerçekleşti. Şimdi peki bu kavga niye o zaman? Eğer bu paylaşımlar belli ölçülerde zaten yani pastanın büyüğü yapılmışsa veya paylaşımlar yapılmışsa geriye kalan 3-5 kuruşu mu oradaki insanlar veya bölge insanları bunun için mi ölüyorlar? Evet. Yani aslına bakarsanız böyle. Yani zannedilmesin ki oradan çıkan enerji herhangi bir şekilde toprağa gidiyor veya bir şekilde satılıyor. Bu bir yerlere gidiyor. Yani bir tankere konulup bir yere doğru hareket ettiği zaman vardığı bir yer var ve o vardığı rafineride bir işleme tabi tutuluyor. O işleme tabi olması andan itibaren bunun menşei ve o menşeiden kimse, bunun gideceği yer, sahipliği kimse bir şekilde o rafineriden itibaren belli paylaşımlar başlıyor ve bütün paralar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Oradaki havuzdan da gerekli noktalara, hakları çerçevesinde dağıtılıyor. Şimdi dünyada böyle bir düzen kurulmuş. Evet. Bu yapı içerisinde oradaki 3 kuruş için ölen insanlar acaba bunun farkındalar mı? Bir kere bu çok önemli. Bunu geçelim. Bir de ne dedik? Oradaki toprak paylaşımları dedik. Bakın bugün İran-Irak diye bir yapı vardı. İran-Irak savaşından sonra öyle bir dönem geçirdik ki şu anda Şii bir yapıya sahip İran'a Irak adeta altın tepside sunuldu. Süreç bize bunu gösteriyor. Çünkü Şia hiçbir şekilde burada geçmişte olamayacağı kadar rahat bir şekilde bir yayılım, bir gelişleme sağladı ve oradaki bir takım enerji kaynaklarının da kontrolünde veya en azından muhafızlığında rol üstlendi. Yani Musul ve diğer bir takım unsurlarda İran'ın o anlamda çok ciddi bir hakimiyeti söz konusu olmaya başladı ki zaten bize karşı orada şu anda son zamanlarda işte yok buraya Türkiye katılmayacak vesaire falan diyen Irak hükümet yönetimi de bu anlamda İran'ın güdümünde veya İran'ın gölgesinde bu konuşmaları yapıyor. Ha tabii ki İran'ın gölgesinde ama daha büyük üst gölgede ABD gölgesi olmuş oluyor. Çünkü niye? O topraklar bunlara bir şekilde adeta hani sunuldu. Şimdi bu yapı içerisinde Türkiye bu bölgede işte geçmişe dayalı bir takım haklardan bahsediliyor. O geçmişe dayalı haklar tabii ne kadar iddia edilebilir veya istenilebilir haklardır. Bu ayrı bir konu. Yani bunun için o bölgede işte biz misak-ı milli diyoruz. Misak-ı millinin sınırları belli. Ona bakarsanız Lozan'da orayı bir şekilde kendinizin dışına atmışsınız. O atılmışlığı veya o misak-ı millinin dışında sayılmışsa eğer ki Musul, Kerkük ve diğer bir takım bölgeler bizim oradaki varlığımızın bir gerekçesi oluyor. Orada zaten tapu üzerinden veya bir takım nüfus, demografik yapı üzerinden bazı duruşlarımız var. Orada bir varlığımız var. Evet. Yani en azından orada Irak'ta var olan 63 tane müttefik ülkenin unsurlarından daha meşru bir gerekçemiz var bölgede. Şimdi bu karışıklıklar içerisinde biz Musul'u bir şekilde değerlendireceğiz. Musul üzerinde işte DAEŞ'in orada bir hakimiyeti söz konusu. Oraya DAEŞ nasıl geldi? Nasıl oluştu? Yani hiç bundan 4-5 sene öncesine kadar olmayan bir örgüt veya 5-6 sene öncesine kadar birdenbire dünyayı kasıp kavuran bir terör örgütüne örgütüyle karşılaştık. Ve çok kolay bir şekilde de hem Irak'ta hem Suriye'de ciddi bir toprak veya bir yayılma sağladı ve bir anda dünyanın gündemine oturdu. Şu anda da bölgede bunun oralardan sökülmesi gibi bir amaçla bir takım savaşlar sürdürülüyor. Ama dikkat ediniz, savaşta savaşan taraflar yine üst kimliğinde veya inanç noktasında Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Evet. Bir takım işte bir de bölgedeki tabii ki diğer unsurlar, bunların içerisinde Yezidisi var, ateisti var, başka bir takım mezhepler var farklı. Mutlaka illi ufaklı başka inanç noktasındaki insanlar da vardır ama sonuçta kendisini Iraklı, İranlı, Suriyeli diye hisseden veya böyle bir tanımlama içerisinde bulunan insanlar savaşıyorlar orada. Bunun dışında çok az bir unsur yurt dışından oraya geliyor ve onlar da zaten genellikle sütre gerisinde ve işte atılan bombaların veya bir takım daha kritik noktalardaki idari noktalarda var oluyorlar ve çok da öyle can tehlikesi taşımıyorlar çoğunlukla. Şimdi bu savaşan unsurlar içerisinde bu Musul'u bir şekilde DAEŞ'ten kurtarmak gibi bir hedefle son dönemde ona odaklanıldı. Tabii ki ondan sonra bu işin başka bölgeleri de belki çıkacaktır ama Musul o anlamda hem bir takım petrol kaynaklarının ve kuyularının olması sebebiyle ve aynı zamanda DAEŞ'in ekonomik bir kaynak, bir merkez oluşturması sebebiyle önemli bir nokta, önemli bir husus. Ama açıkçası yarın ne olur veya yarın nasıl bir savaş nereye evrilir? Bunu da tabii ki zaman gösterecek. Ama şu anda en azından şunu biliyoruz ki ABD'nin liderliğinde bölgede bir DAEŞ'e karşı bir savaş başlatıldı ve bu savaşta da savaşanlar işte Türkiye'nin yetiştirdiği veya eğittiği yine Müslümanlar ve o bölgenin insanları, o Ninova bölgesinin çeşitli işte efsanevi unsurlarından da belki hareketle atılacak adımlarla bölgede bir takım hedefleri var bazılarının veya herkesin. Batılıların da hedefleri sonuçta parasal ve maddi en azından kısa sürede veya belli sürede nakde çevrilebilir hedefler olduğunu görmek saflık olur. Bölge insanının bu anlamda DAEŞ'e şu ana kadar vermiş olduğu desteğin bir şekilde bu yeni mücadeleyle, daha doğrusu yeni ABD öncülüğündeki müdahaleyle desteğini çekmesi ve o bölgedeki milis kuvvetlerinin, DAEŞ'in milis kuvvetlerinin bir şekilde geri çekilmesi ve bölgeyi terk etmesi hedefleniyor. Ama bunun ne kadar sağlanabileceği açıkçası çok şüpheli. Mutlaka onların da bir takım kafalarında bazı şeyler vardır ve bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Evet Mustafa Bey, Irak'ın en büyük barajı olan Musul barajının çökme olasılığı özellikle ABD tarafından sık sık dile getiriliyordu biliyorsunuz. Musul'daki büyük operasyonun başlamasının ardından barajın kontrolü de önemli bir nokta haline geldi. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında söylemek istediğim de biraz da buydu. Yani bu da var işin içerisinde. Bölge çok engebeli ve nasıl denir ona, böyle büyük bir savunma stratejilerinin uygulanabileceği çok böyle sürelerin olduğu bir bölge değil. Çünkü şu anki teknoloji bir anda sizi buluyor ve yok edebiliyor. Hele hele düz ve çok savunmasız ortamlarda, yani tabiat anlamında savunmasız ortamlarda bu daha da kolay. Bunun için da işte ne yapıyor? Mesela işte hendekler kazıp bu hendeklere petrol pompalayıp oralarda o petrolleri yakarak büyük bir karanlık oluşturdu, bulutlar oluşturdu. Ki bu sayede en azından uçakların kendilerini bulamaması veya hedefleri doğru tespit edememesi gibi bir noktayı ya da bir plan ortaya koydu. Ve bu şunu bize gösterdi ki DAEŞ'in herhangi bir şekilde böyle bir savunma ya da bu savaş esnasında feda edemeyeceği şeyler çok fazla yok. Yani her şeyi feda edebilir ve her şeyi yapabilir. Burada çevre duyarlılığı vesaire gibi bizim hani normal zamanda bir tane ağaçın neler yapıldığını da biliyoruz siyasi platformlarda. Yani böyle bir dünya yok. Orada savaş ortamı var ve bunların tamamını kullanacak veya kullanıyor. Şimdi o bahsettiğiniz barajda önemli bir gösterge. Şu anda o barajın bütün kontrolü veya bölgenin kontrolü onların elinde ve muhtemelen oralarda da belli bir takım eğer ki müdahaleler yapmışlarsa veya son noktada, yani intihar noktasında burası bize yar olmayacak, başkasına da yar olmasın dedikleri anda o barajı yıkarlar ve bölgeyi hatta Bağdat'a kadar varan bir su baskınına şey yaparlar mı? Her şey olabilir. Evet. Bunun için de mutlaka gerekli önlemleri veya gerekli bir takım en azından tedbirleri alacaklardır ve almalılar oradaki savaşan unsurlarda. Ki zaten ABD'nin bu planı yaparken savaş unsurlarıyla nasıl bir nelerle karşılaşacağını muhtemelen onlar da biliyor olmalılar ki bunu dillendiriyorlar. Özellikle Suriye tarafına bir koridor açıp o bölgeden içerideki unsurların boşalması ve en azından oradaki gücün zayıflaması yönünde bir planları da var. Bunlar artık ne kadar işler, ne kadar evdeki hesaplar çarşıya uyar, bunu da günler gösterecek. Ama normal koşullarda hem sayısı olarak hem de savunma silahlarındaki kalibrelerin çapına baktığınız zaman, yani o ellerindeki silahların niteliklerine baktığınız zaman şeyin bu işte 63 tane şeyi oluşturan müttefik kuvvetlerinin veya oraya müdahale edecek düzenli bir ordunun veya düzenli bir yapının çok kısa sürede orayı aslında bir şekilde temizleyebilmesi lazım. Ama dedik ya, oradaki ekonomik değer olan petrol ve petrol kuyuları ve bunlarla ilgili bir takım olabilecek sabotajlar ve işte benzer baraj, şu bu falan tehditler veya tehlikeler bunu bir şekilde öteliyor. Ama günün sonunda mutlaka o bölge o unsurlardan bir şekilde temizlenecektir. Evet. Suriye ile ilgili konuşulan en büyük şeylerden bir tanesi TSK'nın Dabık'a girmesiydi, biliyorsunuz. Kıyamet kehanetlerinden özellikle herkes çok konuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin IŞİD militanlarının geri çekilmelerinin ardından bu sabah Dabık'a girdiklerini söyledi. Derken Amerikan bir haber ajansına Özgür Suriye bünyesindeki güçlerden Hamza Tugay'ın bir komutanı IŞİD'in en düşük düzeyde burada direniş gösterdiğini söyledi. Gerçekten Dabık'tan temizlendi mi IŞİD, yoksa Türk ordusuna buraya gelindiği bir yem olabilir mi? Şimdi burada tabii ki Türk ordusunun aslında bir hedefi vardı. Bu hedefte dikkat ederseniz son bir yıl veya bir iki yıl içerisinde bizim sınırlarımıza ciddi sayıda roket mermileri düşmeye başlamıştı. Yani bu noktalardan Türk sınırına atılabilen ellerindeki roket mermilerinin menzilleri içerisine giriyorduk ve Kilis başta olmak üzere sınırdaki bir takım noktalara roket mermileri düşüyordu. Şimdi bu durum karşısında ya biz sınırdaki bir takım ilçelerimizi, illerimizi veya bazı yerleşim birimlerimizi boşaltıp geri çekmemiz gerekiyordu. Veyahut da bunları biraz daha aşağı itip bu noktalardaki silahların Türkiye'nin menzilinden, daha doğrusu Türkiye'yi bu silahların menzilinden çıkartmamız gerekiyordu. Şimdi aslında bu amaç sağlanmış oldu bu sayede. En azından Suriye'de o bölgeden bize artık bir roket düşme tehlikesi, yani Kilis ve Urfa'nın güneyindeki bölgelerimize roket düşmesi ihtimali düşmüş oldu, azalmış oldu. Şimdi bu bir güvenlik açısından Türkiye'nin bir hedefiydi. Bunu sağlamış oldu. İkinci bir hedef vardı. Orada bir güvenlikli bölge oluşturup bu güvenlikli bölgede de tekrar içimizdeki misafir ettiğimiz Suriyelilerin o bölgelere geri dönmesi, o bölgelerde bir yerleşim alanları oluşturup en azından o topraklarda kendi hayatiyetlerini ve ekonomilerini, kendi yapılarını kurgulamasıydı, kurmasına destek olunmasıydı. Şimdi bu da en azından sağlanmaya başladı ki biliyorsunuz özellikle bölgedeki bazı yerleşim alanları Özgür Suriye ordusunun eline geçtiği andan itibaren ne oldu? Onlar tek tek nüfus açısından Türkiye'den oraya oldukça veya diğer yerlerden göç eden insanlar geri dönmeye başladılar. Ve oralarda bir yaşam oluşmaya başladı. Şimdi tabii ki bu DAEŞ unsurunun hem Irak'ta hem Suriye'de iki tarafta da bir mücadele vermesi çok kolay bir şey değil. Bölgenin dedik, düz olması ve diğer kendilerine karşı savaştıkları unsurların, savaş güçlerinin bir şekilde çok daha güçlü olması. Yani siz düşünün şimdi karşınızdan tanklı ve etrafında işte mekanize birlikleri olan, gerekli donanımı, teçhizatı vesairesi tam bir ekip geliyor ve sizin de elinizde sadece tuzakladığınız, tuzakladığınız bir takım şeyler var. Bir de işte o bazı arkası açık jiplerin üzerine koyduğunuz makinalılar var. Yani bu bir savaş şeysi bile olmaz. Normalde bölgedeki size müdahale edilmediği zaman, yani düzenli bir, bu bir savaş değil, bu bir terörize bir hareket veya silah gücü o anlamda. Elinizde bir makinalı tüfek var, bir yere gidiyorsunuz, işte bir köyde onu etrafı insanların üzerine doğrulttuğunuz zaman bir korku salabilirsiniz ama karşınızda bir orduyla karşılaştığınız zaman o silahların hiçbir kıymet harbiyesi kalmaz. Çünkü o zaten bir açık hedeftir ve o açık hedefi de tespit edildiği anda çok rahatlıkla indirilebilir. Dolayısıyla yani burada bir savunma noktasında açıkçası çok böyle büyük bir, nasıl denir ona, şey beklemek yanlış olur. Şimdi daha önceki mücadelelerde işte oradaki Özgür Suriye Ordusu, PYD ve DAEŞ veya diğer bir takım unsurların birbirleriyle olan savaşlarındaki süreçler veya bir takım efendim zaman alan bazı bir yeri bir yerden birinin elinden alma hadisesi daha çok benzer türde silahları olan iki grup birbirleriyle bir şekilde çatışıyorlardı. Ama daha güçlü bir silah, daha güçlü bir efendim imkanla karşınıza gelen birisine karşı ister istemez geri çekilmek durumundasınız. Ve dediğim gibi onların en fazla yaptıkları veya yapabilecekleri şeylerde bölgedeki bir takım tuzakladıkları bazı işte noktalar olacaktır veya bizim şu anda orada bilemediğimiz bir takım tabii unsurlarda nasıl bunları bir silaha dönüştürebiliriz şeklinde varsa öyle bir takım planlar onlardır. Onun dışında bir savunma şeyleri de olmayacaktır. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde. Yani Türkiye mesela eğer ki bu daha güneye, yani Dabık'tan daha güneye o Menbiç ve o hattı komple tamamlayacak, o hilali tamamını alabilecek veya diğer kuvvetlerden boşaltabilecek müdahaleyi çok daha kısa sürede de yapabilirdi veya yapılabilirdi, halen de yapılabilir. Ama dedik ya, burada bir şeyin düzenli bir orduyla yaptığınız çalışmada oraya gittiniz, oraya ayak bastınız, ondan sonraki adımları da düşünmeniz ve orada bir takım oluşumların yeniden tekrar etmemesi için gerekli düzenlemeleri de yapıyor olmanız lazım. O anlamda Türkiye bir sağlam, düzgün ve olması gereken bir mücadele ortaya koyuyor ve bunu yapıyor. Ama dediğim gibi ABD mesela Suriye'de Türkleri DAEŞ'le karşı karşıya getirmek, hatta orada daha başka unsurlarla da karşı karşıya getirmek için mücadele ederken Musul bölgesinde karşı karşıya getirmek istememesi veya hatta o projenin içerisine almama noktasında bir takım adımlar atması da bunlar da tabii ki biraz önce ilk girişte söylediğimiz, hani maksat üzüm yemek mi yoksa bağcı dövmek mi atasözündeki bağcı dövmeyle ilgili bir amacın deşifresi gibi geliyor bana. Evet, Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Eserin Rüceyfi, Türk askerlerinin eğittiği Sunni güçlerinin Musul operasyonuna katıldığını belirtmişti. Şimdi evangelik kehanetlerden bir tanesi de Ninova'nın yok edilmesi. Şöyle bir bölüm okuyalım eski ahitten. Acıyla kendinden geçeceksin ey Ninova, düşmanlarından korunacak yer arayacaksın. Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir. Bir sirkeleyişte yeğenin ağzına düşecektir. Askerlerine bak, kadın gibi hepsi. Kapıların ardına kadar düşmana açık. Muhafızların ve memurların senin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir. Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi. Şimdi Musul operasyonu bir de bu açıdan değerlendirelim dedim. Burada Ninova muhafızları tesadüfüne de biraz dikkat etsek. Ninova muhafızları. O ilginç olmuş tabii. Evet. Yalnız bunu şuna da bağlayabiliriz. Aslında bu ilk Musul'un DAEŞ tarafından işgali aslında tam bir o incir örneğindeki gibi olmuştu. Yani o bölgede Irak'ın kendi silahlı askerleri vardı. Orada bir efendim bir yapı vardı, yani orası o anlamda boş değildi. Fakat bu insanlar geldiler ve bir anda hani adeta meyve toplar gibi bu insanları oradan sürdüler. Oradaki askerler silahlarını dahi bırakıp kaçtılar, gittiler ve evet. DAEŞ oralarda hani çok böyle kolaylıkla, hiç adeta zorlanmadan oraları işgal etti. Şimdi Ninova'nın eğer ki çöküşü şimdi olacaksa, ki biliyorsunuz eskiden o Babil'in asma bahçeleri vesaire falan, hani onlar da yok oldu, yani o bölgeler öyle çok da ilk defa şey olmuyor, yani evet. Takım sıkıntılarla karşılaşmıyor. Dolayısıyla şimdi bu eğer ki oysa bir felaketin ya da bir efendime söyleyeyim bölgeyi gerçekten kökten yok edecek bir takım çalışmaları yapma noktasında o unsurların ya da DAEŞ'in çok da çekineceğini ben düşünmüyorum. Varsa öyle bir imkanları, yani o baraj o imkanı sağlayacaksa veya diğer petrol kuyuları bu imkanı sağlayacaksa bunu son kertede mutlaka yaparlar ve en azından o bölgeyi başkalarına, hani bize yar olmadı, başkalarına da yar olmasın gibi bir mantıkla hareket edebilirler. Bu çok normaldir. Onlar açısından normaldir. Ama şeyle ilgili de, Dabık'la ilgili de biliyorsunuz bir takım kehanetler veya bir takım beklentiler var. Evet. Hatta asıl o büyük savaşın, o bölgesel savaşın o Dabık civarından çıkacağını ve oradan ateşleneceğini söylüyorlardı. Ama işte bu Dabık köyü şu anda işgal edildi ya da onlar adına işgal edildi. Türkler tarafından biliyorsunuz, o daha doğrusu Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi. Ve güneye doğru da o dalga yayılıyor. Yani şimdi bu durum karşısında tabii kehanetlerle hareket etmek ne kadar mantıklı olur onu bilemiyorum ama bir gerçek var. Şu anda oranın gerçeği bölgeye müdahale eden, özellikle bu yabancı unsurların, bu yabancı emperyalist unsurların bölgeden bir takım imkanları absorbe edip kendi imkanlarına çevirmesi ve oraları sömürme istekleri açıkçası bölge insanına o yerleri, o toprakları bir türlü bir güzel bir yaşanabilir bir mesken olma noktasında imkan vermiyor. İnşallah diyelim ki bu savaş son bulsun ki aslında savaşla ilgili belki başka şeyler de söylemek lazım ama evet, şu anda duayla en azından bu yorum bitirelim. IŞİD kendi dergisinde bu arada Dabık'taki bekledikleri büyük savaşın bu savaş olmadığını söylediler ya da kaybettikleri için henüz bu savaş olmadığını söylediler. O da... Şimdi bakınız, yenilen veya ezilen her toplumun, baskılanan her toplum ya münafıklaşır ya da daha ortodoks bir hüviyetle bir takım söylemler geliştirir. Şimdi evet, bakın Türkiye'de mesela FETÖ dediğimiz yapı, yani 40 sene uğraşmış adamlar. 40 sene sonunda hani o aynı şeydeki gibi, hani böyle bir meyve toplar gibi, işte incirden, ağaçtan incir toplar gibi veya şey yapar gibi Türkiye'deki kurumları da elde edebileceklerini düşündüler ve bir darbe girişiminde bulundular. Bu darbe girişimi olmadı. Olmadı ve orada başarısız oldular. Yani şimdi bunun hiçbir şeysi yok ve orada çok da ciddi bir şekilde afişe oldular. Ardından ne oldu? Dediler ki işte yok 14 Ağustos'u bekleyin, yok şunu bekleyin, yok bu olacak, yok bu gidecek. Yani sürekli olarak bir şey var, bir beklenti var. Yani onların fikir insanları da, fikir babaları bir şekilde kendi körlüklerini, kendi cehaletlerini veya kendi o nasıl denir ona, yalanlarını topluma bu evet ya biz yanıldık pardon deme noktasında bir tövbe etseler, deseler ki ya biz yanlış yaptık deseler belki hadise bir şey yapıyor ama bunu yapmadıkları için sürekli bu tarz şeylere müracaat ettiler ve ediyorlar. Şimdi bunlar da aynı. İşte Dabık'tı, orası yok, önce gitti, yok bu bir taktik mi falan. Ya ne taktiği kardeşim? Yani sonuçta senin silahın belli, yani Toyota jiplerin arkasına koyduğun makinalı tüfeklerle ondan sonra bir savaş veriyorsun. İşte en fazla orada bir barajı bombalarsın veya bir efendim petrol kuyusunu yakarsın ya da bilmem şey yaparsın. Ya başka ne yapabilirsin yani? Ya da gelirsin işte şey içerisinde, milletin kalabalıkların içerisinde 2 tane canlı bomba patlattırırsın. En fazla bunu yapabilirsin. Yani başka hangi gücün var? Neyin var? Yani nasıl bir şey var ki Bu bence tam bir yani böyle efsanelerdeki bir takım o şey laflara ya da kızıl elmalara bakıp onları gösterip buradaki kendi o basit değerlerini veya basit bir takım olanaklarını böyle çok özel bir şeymiş gibi sunma halidir. Yani sonuçta zor oyunu bozar. Yani siz ne kadar atıyorum hani böyle filmlerde falan da olur işte karateci şu bu falan filan her türlü işte ne kadar kuvvetli olursa olsun veya seri olursa olsun elinde tabancası olan birisi onu dan diye indirir. Yani bu kadar basittir hadise. Öyle çok da fazla abartılacak bir durum yok. Yani bunda böyle kendimizi bu anlamda hayallerle korkutmanın bir manası olmadığını düşünüyorum. IŞİD bir taşeron gibi zaten birazdan Rusya'nın... Yani tabii o bir bakın 5 sene sonra, 3 sene sonra işi bitince pat diye kapalı yok olsa ne yapacağız? Hani ne, IŞİD varmış falan hani. Onun gibi bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatılan Musul operasyonuna ilgili bir konuşması oldu bugün. Dedi ki Türkiye'nin olmadığı bir operasyonda doğabilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Biz operasyonda da masada da olacağız. Orada kardeşlerimiz var, akrabalarımız var. Bizim burada kesinlikle duyarsız olmamız mümkün değil. Burada bizim için bir tarih yatıyor. Beyefendiler arzu ederlerse Misak-ı Milliye'yi okurlar, daha iyi anlarlar dedi. Evet. Şimdi tabii burada açıkçası işte bizim o yazıda da aslında biraz buna değinmiştik. Şimdi Türkiye'de bir nasıl denir ona aslında iki tane kulvarın, iki tane ana akımın mücadelesi var. 19. yüzyıldan itibaren bu ciddi bir karşıt görüş halinde devam ediyor. Ve bunların ortasında da bir sermaye grubu var. Şimdi bu grubun bir yanı sol tarafı diyelim. Evet. Diyor ki işte din gelişmeye engeldir, şudur budur, işte batılılaşmamız lazım diyen bir pozitivist bir akım var. Diğer tarafta da inançlarına sadık ve bu toprakları daha efendime söyleyeyim milli bir bizim dava olarak benimsemiş ve inancını öne çıkararak farklı yani pozitivistlerden daha farklı teorileri olan mütedeyyin bir grup var. Şimdi bu iki grubun ortasında bir de işte 1900'lü yıllarda ilk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında sermaye birikimini, sermaye temerküzünü oluşturmuş bize ait yani daha doğrusu Türk nüfusu taşıyan veya Türkiye'de bulunan ama bir takım yani aslında şeyleri farklı olan, kodları daha farklı olan bir yapı var. İşte buna da beyaz Türkler falan diyoruz zaten. Şimdi o tarafı da ayrı. Şimdi bu mücadeleyi biz aslında Lozan'da o dönemde yapmamışız, yapamamışız yeterince. Eğer ki yaptık diyor isek o zaman bizim şu anda ne Musul, ne Kerkük, ne Suriye ile ilgili hiçbir şeyimizin olmaması lazım. Tamam mı? Hiçbir şeyimizin olmaması lazım. Bakın şeyde Mustafa Kemal'in o Hatay mücadelesinin şeyini de okusunlar veya ona da bakılsın. Bu da bir şekilde sizin masa başında verdiğiniz bir toprak parçasının daha sonra bir müdahaleyle en azından şey yapılmasıdır. Müthiş bir müthiş değerli bir adımdır Hatay operasyonu. Şimdi Hatay operasyonu eğer ki o Hatay olmasa var ya şu anda bize sormazlar, bakmazlar bile zaten. Yani Hatay şu anda Türkiye sınırları içerisinde olmamış olsa inanın şu anda bize bakmazlardı. Çünkü adam dümdüz boruyu oradan dart diye döşer getirir şeye hiç de kimseye sormaz. Fakat işte bu maalesef o bölgede bir şey oluşturdu. Ve civardaki zaten bölgedeki diğer yani hem Suriye'de hem Irak'taki Türk ve Türkmen unsurların varlığı da bizi bir kere bu savaşın, bu mevcut durumun ister istemez müdahale pozisyonuna getiriyor. Şimdi Türkiye'deki bu bahsettiğimiz iki akımdan o pozitivist akım, ona şimdi sol diyoruz ve onun temsilliği, partisi vesairesi her şeysi de belli zaten ve sağ dediğimiz akım. Şimdi bunlar arasında bu Kurtuluş Savaşı dönemindeki yapılan bir takım anlaşmalar vesaireler, bazı konularda çeşitli görüş ayrılıkları var. Bir taraf diğer tarafa, daha doğrusu her iki tarafta diğer tarafa, karşı tarafa bir takım kodlar üzerinden savaşıyor veya saldırıyor. İşte birisi Atatürk'ü koruma kanunu veya Türk koruma fikriyatı üzerinden kendisine bir şey çıkartıyor. Ötekisi ezan üzerinden çıkartıyor. Başka bir takım unsurlarda bunlara eklenlenip ortaya bir karşıt güçler çıkıyor. Ve dolayısıyla Türkiye hiçbir zaman için Cumhuriyet tarihinde ortak bir fikri yapıya sahip olamadı. Bunu geçen yorumumuzda da söyledik. Türkiye'deki siyasi partilerin veya Türkiye'deki akımların, o entelektüel akımın Türk milletini kıvılcımlayabilecek ortak tek bir cümlesi yok. Bir cümle söylesinler ve herkes o cümlenin arkasından gitsin. Ha bu bir tek şeyde oldu. Bayrak mevzusunda oldu. Ve 15 Eylül'de gerçekleşti. Şimdi 15 Temmuz'da ki o hadisenin arkasından gerçekleşti bir birliktelik. Fakat bu da saman alevi gibi hemen yandı bitti, kül oldu. Niye? Çünkü güney taraftaki o müdahaleyi siz yapacaksanız eğer veya orada ben varım diyor iseniz sizin Lozan'daki bir takım kaybettiklerinizi benimsemiyor olmanız lazım. Yani demelisiniz ki kardeşim ben burada, biz Musul'da, Kerkük'te bizim daha fazla imkanlarımız, daha fazla olanaklarımızın olması lazım. Bunu diyorsanız eğer o zaman Lozan Anlaşması'nı bir şekilde sorguluyor olmanız lazım. Bunu yok, hayır efendim bu müthiş bir başarıdır, tarihin efendim en büyük dediğiniz anda da bu sefer yabancı der ki ya arkadaş işte bitmiş orada iş, başarınızı kazanmışsınız, oturun oturduğunuz yerde, buraya karışmayın, buraya siz bulaşmayın der size. Tamam mı? Yani şimdi bizim Türkiye'deki o pozitivist yaklaşımların veya görüş sahiplerinin böyle bir açmazı var şu anda. Yani başka açmazları da var aslında. Yani şu anda mesela demokrasi söylemiyle daha çok mesela ortaya çıkılıyor. Demokrasi dendiği zaman da İngiltere, efendim Fransa gibi örnekler üzerinden bütün bu demokrasi söylemleri de gelişiyor. Ama bakıyorsunuz Batı'nın, yani İngiltere'nin de, Amerika'nın da, efendim Fransa'nın da veya İsviçre'nin de sağcısı da solcusu da emperyalist. Yani sağcısı da emperyalist, solcusu da emperyalist. Ama bakıyorsunuz bizim Türkiye'deki anti-emperyalistler, yani Türkiye'nin bir numaralı anti-emperyalist görüşüne sahip olanlar Batı hayranı ve demokrasinin beşiği olarak gördükleri İngiltere ve Fransa'yı ve diğer şeyleri arzu ediyorlar. Ve hatta bir adım daha öteye gidip ya oradaki işte kral ve kraliçe bizdeki padişah bilmem ne gibi değil, onlar daha demokratik, daha bilmem ne gibi, böyle yani buraya kadar da inebiliyorlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de böyle bir fikri bir durum söz konusu. İşte mevcut mütedeyyin hükümet diyelim veyahut da o kulvarın şu anda iktidarını yaşıyoruz 2001'den bu yana. Bu yapı bir şekilde diyor ki hayır, Lozan diyor bir başarı değildir. Ya biz diyor o orada bize bir takım gasp edilen bazı şeylerimizin veya oradaki mevcut bir takım kalan haklarımızın biz diyor savunucuyuz. Hiçbir şey olmazsa orada diyor bak adam gelmiş, bölüyorsunuz bu ülkeyi. Benim orada Türkmenlerim var. Orada o unsurlar benim bir parçam ve ben onların haklarını korumak zorundayım diyor. Bunu diyebilmeniz için bunu demelisiniz ki orada var olmanız lazım. Eğer bunu demiyorsanız o zaman size derler ki ne işin var kardeşim burada, çık git buradan diyebilirler. Kılıçdaroğlu'nun Musul'la ilgili de bir konuşması oldu. Dedi ki Musul operasyonu başladı. Türkiye masanın dışında. Niye masanın dışında? Benim ağrıma gidiyor. dünyanın her tarafından kapının önünde bırakılan bir tek Türkiye var şu anda dedi. Ya bu hakikaten açıkçası çok acemice bana göre söylenmiş ve hatta sanıyorum kendisi de söylerken yutkunarak söylediği bir söz olmalı bu. Yani bir ay önce tezkerede hayır oyu vereceksiniz. Yani tezkerede hayır oyu vereceksiniz. Ondan sonra çıkacaksınız, biz orada olmalıyız. Ya bir kere sen dediğin gibi çıksa tezkere, yani hayırla çıkmış olsa eğer ki biz oraya girme şeyini kaybediyoruz desek, zaten orada senin asker bulunduramayacaksın. O zaman nasıl gireceksin? Ya şimdi ben bu mantığı da açıkçası çözebilmiş değilim. Yani biraz zaten ufak düşünen bir insan bunları görüyor ve bu yalpalamaların açıkçası karşılığını da yani bir yere konumlandıramıyorsunuz işte şeyi. O biraz önce bahsettiğim tenakuz da bu. Yani savunsa bir türlü, savunmasa bir türlü. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık hesabı. Yani açıkçası şeylerin işi çok zor. Konuşmasına şunlara da yer verdi aslında. Dedi ki Hollanda'nın Konya'dan küçük olmasına karşın Türkiye'den daha fazla tarım ürünü ihraç ettiğini belirtti ve dedi ki devasa Türkiye tarım kıskacı içine girmiş, tütün bitti, pamuğumuz vardı, Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Bu kimin ayıbı? Ülkeyi yönetenlerin ayıbı. Tarımda aile işletmeciliğinin de öldüğünü belirtti ve dedi ki bu bir bilinçli politika çünkü uluslararası tekerlere meydan açmak istiyorlar. Biz uluslararası tekerlere baş kaldıracağımıza uluslararası tekerlere teslim olan bir siyasi irade var. Bu irade olduğu sürece Türk tarımı büyümez, gelişmez dedi. Evet. Şimdi yani bunlar da aslında anladım. Burada mesela tarım politikası başka bir şey aslında. Yani bence konuşmanın yeri gelmiş. Yok yani bu aslında şimdi Hollanda tabii Konya kadar bir ülke. Dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük tarım ihracatçısı. Ama acaba bu Konya kadar yerde mi bütün bu tarımı yapıyor, bütün bu üretimi yapıyor? Yani zaten kuzeyde soğuk, yağmurlu bir bölge. Bütün tarım burada mı yapıyor bu? Ya böyle bir şey yok. Bunlar işte dedi ki emperyalist ülkeler, o zihinleri, o kafaları var bir kere ve dünyanın değişik yerlerinde kendi adlarına kiraladıkları veya satın aldıkları topraklarda bunları yaptırıyorlar. İşte Türkiye'de geçen hatta yorumlamıştık. Bunları resmi olarak mı yapıyorlar? Hani resmi bir kaydı var mı? Birkaç program öncesine bakarsanız Türkiye'nin de meclisinde şöyle bir kanun geçti. Türkiye yurt dışında toprak satın alıp buralarda tarımsal üretim yaptırma yoluna gidecekti. Aynı şey işte. Keşke Türkiye'de bunu yapabilse. Şimdi Türkiye'nin tarım konusunda bir mukayeseli üstünlüğü var. Ve söylediklerinin ben bir kısmına da ciddi şekilde katılıyorum. Özellikle tarım politikası açısından Türkiye son yıllarda belki biraz uyanmaya başladı ama bundan... Yani 30-40 sene öncesinde, yani 60'lı 70'li yıllarda Türkiye niye tarım toplumuyuz biz, niye sanayileşemiyoruz diye bir şey içerisindeydi ve nüfusun sanayiye kaydırılması ve sanayi üretiminde bir şekilde iş bulması için ciddi bir şey baskı vardı. Yani nasıl denir ona, böyle bir ortam vardı. Ve biz şimdi tersine döndük. Niye tersine döndük? Çünkü tarım topraklarımız yeterince işlenmiyor. Çünkü toprakların bir kısmı bölündü, parçalandı ve ekonomik değer üretmek açısından yetersiz hale geldi. Yani o paylaşımlar neticesinde. Bunların bir şekilde ele alınıp bir gerçekten ciddi bir tarım politikasıyla özellikle toprakların daha geniş iletilerek, yani o tapuların, o arsaların daha geniş tutulup, yani şimdi Amerikalı bir çiftçi dev makinelerle girdiği zaman bir toprağa veya da bir şeye kilometrelerce yerde ürün yetiştiriyor. İşte mısırıydı, buğdayıydı vesairesiydi neyse. Bizdeki topraklar, hani belli yerlerimiz var, tamam geniş imkanların oldu ama bu o kadar da büyük değil, o kadar da zannedildiği kadar da fazla değil. Yani Erzurum Ovası'nda da belki geniş topraklar var ama orada da tarım yapamıyorsunuz. Ya da yeterince verimli bitki türlerini yetiştiremiyorsunuz. Mutlaka oranın da kendisine göre bir takım az şeyleri vardır. Bunlar için bir takım çalışmaların yapılması ve insan kaynaklarımızın tarıma aslında yönlendirilmesi önemli. Evet. Ama bu açıkçası Türkiye'deki gibi yüksek maliyetlerle, yani yüksek girdi maliyetleriyle yapılması çok kolay değil. Hollandalılar veya diğer bir takım işte Kanada, şu bu falan gibi ülkelerde mesela ciddi tarım fazlası olan ülkeler. Bunlar ne yapıyorlar? Ya kendi ülkelerinde toprağı olanlar ya da çok geniş topraklar olan daha az gelişmiş ülkelerde bu düşük işçilikle, sigortasına, şusuna, busuna vesairesine takılmadan insanları çalıştırıp karın tokluğuna, hani kölelik mevzusu da zaten bu. Yani bakın, Afrika'dan insanlar Amerika'ya, Kanada'ya, şuraya, buraya köle olarak getirilip ne yapıldı onlar? O feodal yapılar Avrupa'daki nasıl ayakta durdu yüzyıllarca veya yıllarca? İşte insanları getirdiler. Hiçbir şey bırakmadan, onlara hayat hakkı vermeden çalıştırdılar ve sonuçta ortaya bugünkü sermaye temerküzü çıktı. Ve bunu da hala o akılla sürdürüyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde, değişik biçimlerde bunu yapıyorlar. Bugün de patentlerle, bilmem nelerle yapıyorlar. Evet. Mustafa Bey, son olarak Lozan'da gerçekleştiren kritik Suriye toplantısının ardından ilk açıklama tüm tarafların Suriyelilerin kendi geleceğine tek başına karar vermesi ve ülkenin bütün ve seküler kalması konusunda uzlaşmaya varıldığı yönünde oldu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı olmadığı için bir karar çıkmadı. Farklı görüşler tabii olabilir. Biz Türkiye olarak özellikle ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme varan bir süreçte hangi adımların atılması konusunda fikirlerimizi net bir şekilde paylaştık. Yani burada açıkçası bıraksalar Suriyelilere, onlar bu işi madem öyle bir seçim yapın, bir şey yapın, bir şekilde bu işi çözün dense ya, hayır, yok. Evet. Rusya giriyor. Mesela bakın, Rusya'nın çok daha bir şey daha söyleyelim orada. Rusya Esed çağırdı yardım için kendisine. Hani adeta bir can simidine sarılır gibi. Ve geçtiğimiz haftalarda da bir anlaşma imzalandı gene bu oradaki üslerinin süre uzatımı ile ilgili ve sonsuz tarihte ondan sonra herhangi bir kısıtlama olmadan, getirdiği oraya indirdiği silahlarla ilgili bir denetime tabi tutulmadan, oradaki bir işte gümrük düşüydü buydu vesaire falan gibi oraya herhangi bir kısıtlama getirmeden adeta o toprağa, o üst bölgesine şey kondu şu anda. Yani evet. Rusya öyle bir anlaşma yaptı. Yani bu anlaşmayı diğer ülkeler ya da Suriye'nin yeni yapılanması ileride tanır tanımaz, bu da ayrı bir savaş konusu olur o zaman. Ama ben diyor şimdi, şu anda diyor Suriye'nin sahibi Esed diyor, ben de Esed'le bir anlaşma yaptım ve sonsuza kadar diyor bu üst bölgesini diyor aldım diyor. Evet. Ne yapacaksınız? Şimdi orada dolayısıyla Suriyelilerin şu anda sözü geçmiyor. Yani dolayısıyla masada Suriyeli falan da yok. Evet. Yani burada gerçekten Türkiye, çünkü Türkiye'nin şöyle bir yapısı var. Yani Türkiye emperyal bir ülke değil. Emperyalist olmamız için bizim gidip Avustralya'daki bir mücadelede biz bir taraf olursak, o zaman emperyalistliğimiz tartışılabilir belki. Ama bizim burnumuzun dibi, üstelik orada işte Türkmenler var, şunlar var, bunlar var, aynı dinden, aynı inançtan, aynı akraba insanlarla insanlar var. Dolayısıyla bizim oraya müdahil olmamızda bir mantık var. Ve biz onlara karşı emperyalist bir mantıkla yaklaşamayız. Yaklaşmamız mümkün de değil. Dolayısıyla bizim o masada onlar adına bir şey söylüyor olmamız, işte o da ne kadar şey yapılıyor. Çünkü diğer unsurlar daha o işte güçlü, hegemonik, işte Amerika gibi, Rusya gibi ve diğer dünyanın, Birleşmiş Milletler'in diğer ülkelerini oraya bir şekilde sokmuşlar. Şimdi onları oradan çıkartamıyorlar. Onların da dertleri hiçbir şekilde Suriyeliler, oradaki insan hakları, oradaki insan şu, asla böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Kimse de böyle bir şey beklemesin. Zaten bu görülüyor, ispat edildi yıllardır. Onların tek dertleri oradaki insanları nasıl olup da bu Müslümanları birbirine düşürürüz. Evet. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Sorunuzu bir alayım ben. İşte başka bir soru var. Bir konu var. Putin'le ilgili tamam, bir habere girecektim. Putin'de Ukrayna veya Suriye bahane gösterilerek Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla kesin sorunların çözülmeyeceğini, bunların sadece Rusya'yı kısıtlama politikasından ibaret olduğunu belirtti. Lozan'dan sonra ilk açıklamayı Putin yapmıştı. Hı hı. Bunları söyledi ve işin ilginç tarafı Kremlin yönetimi de savaş hazırlıklarına seferberlik kanunundaki değişikliği ekleyerek ABD'ye savaş sinyali verdi. Polonya sınırına S-400'lerini yerleştirdi. Canlı yayınlarda kendinizi savaşa hazır hissediyor musunuz? En yakın sığınağa kaçın duyurusunu yapıyor devamlı olarak. Siber saldırılara karşı önlemlerini aldı ve en önemlisi yurt dışındaki vatandaşlarına yurdunuza dönün ya da size en yakın sığınağa sığının çağrısı yapması bakın, oldu. Tamam şimdi bakın deminki şeyle birleştirelim bunu. Yani Suriye'deki bir köylünün nerede yaşıyorsa yaşasın yani işte Elbap'ta yaşasın, Laskiye'de yaşasın, efendim Şam'da, Halep'te nerede yaşıyorsa yaşasın. Bir adamın, bir köylünün şununla ne alakası olabilir? Yani şu söylemle, bu lafla ne alakası olabilir? Amerika ile Rusya'nın aslında birbirleriyle olan savaşlarının ona ne alakası var? Yani adam orada evinden işine gidecek, ekmeğini kazanacak. Yani adamın derdi o. Ve bu insanın yani hiçbir şekilde kendisini düşünmediği veya problemleriyle kendisine bir ilgi kurmayan oradaki bir Suriyelinin hakkındaki kararı bu insanlar veriyor. Böyle bir şey var mı? Yani Putin'in veya Rusya'nın ABD ile başka savaşları var. Başka dertleri var. Adam Ukrayna ile ilgili problemleri var. Efendim dünyanın değişik yerlerinde farklı bir takım menfaat çatışmalarının oluşturduğu bazı sıkıntıları var. Bunların bir hesaplaşmasını Suriyeli köylü üzerinden yapmanın yani bu Allah'tan reva mıdır yani? Bu olacak iş değil aslında. Ve oradaki biz insanlara yani naif taraflarını burada bizler görüyoruz. Ama bunların inanın böyle bir şey gördükleri yok. Hele o Amerika ve Amerika'daki o bir takım veya işte Avrupa'daki o İngiltere'de belki çöreklenmiş para lordlarının diyelim bunu artık. Bir isim, başka isim koysun veya ben doğru veya yanlış bir isim koymuş olabilirim. Bu para hegemonyasının unsurları yani bunların açıkçası bunlar her şeyi bir bilgisayar oyunu. Böyle bir çok basit kendi dışındaki ailesi dışındaki insanları böyle bir böcek mesabesinde gören onların birer oyuncağı pozisyonda gören bir yapı var. Yani bu hakikaten algılanabilir bir durum değil ve bu insanlar maalesef hakimler. Ve bunlar bir takım kararlar veriyorlar, toplantılar yapıyorlar ve sonuçları da böyle bize yansıyor. Evet yani ABD'ye savaş çığırtkanlığı yapıyor. Yani o ne kadar gerçektir? Bunlar hep böyle karşılıklı bir restleşmeler, karşılıklı bir takım paslaşmalar. Ama sonuçta günün sonunda akşamleyin onlar orada bir takım şeylerini yaparken, hani cambaza bak derken burada... vatandaş veya gariban malından, canından, evinden, imkanından, geleceğinden, eğitiminden, birikiminden, her şeyinden oluyor. Konuyla ilgili son olarak TSK ve Milli Savunma Bakanlığı Eylül başında Cumhuriyet Başsavcılığına pilota ihtiyacımız var, bu pilotları kullanabilir miyiz diye FETÖ'cü pilotları almak üzere başvurdu. Başsavcılığın TSK'ya olur emri vermesi ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan savaş pilotları Eylül ayının son haftasından itibaren yurt içi ve Kuzey Irak'ta PKK'ya, Suriye'de de Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında IŞİD'e yönelik operasyonda görev almaya başladı. Sizce bu nasıl bir hamle? Bence oradaki ifadeyi şöyle düzeltmek lazım. FETÖ'cü pilotlar şeklinde değil de FETÖ soruşturmasına tabi olan pilotlar var. Onlar bir şekilde şu anda bir soruşturma geçiriyorlar. Ama henüz haklarında bir şey verilmiş değil, bir hüküm verilmiş değil. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama bunların teknik bilgi ve birikimlerinden istifade etme noktasında bir açılım yapılmış. Ki muhtemelen hepsi bunların oradan atılacak diye bir kayıt normal koşullar olsaydı bile söz konusu olmayacaktı. Şu andaki idarede böyle bir karar almış. Onların tabii ki takibi ve şeysi açısından bunun olumlu tarafları da inşallah olur. Ya da olumsuzluklarla karşılaşmayız. Ama bir şey söyleyeyim, son bir şey. Başka sorunuz var mı ya da şey olarak gündemde? Yok, hayır. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9.'su evet, düzenlenen Avrasya İslam Şurası toplantısı vardı ama isterseniz haftaya bırakalım ondan. Süremizi bayağı evet, doldurduk şu anda. Doldu, tamam. Evet. Ben bir tek şunu söyleyeyim şeyle ilgili. Dünyada şimdi bakın ABD'nin Irak'ı İran'a adeta altın tepsi sunduğundan bahsettik ilk başta, evet, girişte. Şiilik ve Sünnilik diye iki tane akım var. Yani İslam şeyinde. Şimdi dışarıdan bakıldığında hepsini İslam olarak değerlendiriyoruz. Fakat Şiiliğin bir yayılma, hani insanlar gidip de bir Avrupalı Şii olmaz. Olmaz yani, dünyada bir başka ülkeden birisi gidip de Şii olmaz. Yani çünkü Şii olmak için o topraklarda yetişmek lazım. Anadan babadan onun böyle empoze edilmesi lazım. Yani onlar kendi şeylerini kaybederler ama yeni bir kazanım elde etmesi, yani bireyi kazanması çok kolay değil. Yani bir insanın gidip de Amerikalı, Avrupalı, işte İngiltereli veya Güney Afrikalı birisinin ya ben din arıyorum kendime, bu dinimden memnun değilim, Şii olayım demesi çok imkansıza yakın bir şey. Evet. Ama Sünnilik böyle değil. Tamam mı? Sünnilik bir insan Kur'an-ı Kerim'i tesadüf bir kitapçıdan alıp okusa, bir ayetini okusa, bir ayetine bile çarpılıp o anda dünyası değişir ve bir anda Allah'ım ben ne yapmışım, sen her şeyin sahibisin der ve bunu getiren, bu kitabı da getiren kişi Allah'ın Resulü olmalı. Bunu mutlaka bir peygamberin, senin yönlendirdiğin bir elçinin, bir nebinin elinden bu bize ulaşmıştır. Dolayısıyla ben senin dinine dahil oldum der deme ihtimali çok daha fazladır ki bu zaten şu anda Avrupa'da yaşanıyor. Dolayısıyla Batı'nın gerçek düşmanı, yani din açısından eğer ki olaya bakacak olursak, hani enerji şu bu falan filanı geçtik, inanç olarak bakacak olursak asla ve asla Şiilik değildir. Evet. Tamam mı? Bunu bir kere aklımızdan çıkartmayalım. Asla ve asla Batı, yani Batı'yı temsil eden işte Vatikan mı, İngiltere mi, Amerika mı, kimse bu yapı, yani inanç noktasında mücadele eden, fikir yürüten veya bir takım şeyleri değiştirmeye kalkan yapının Sünnilerdir. Ha, Sünniler ne kadar doğrudur, ne kadar eğridir, bir sürü yamuklukları, yanlışlıkları vardır, o ayrı bir konu. Ama genel itibariyle Şia hiçbir zaman için Batı'nın değildir. Tam tersi, Batı'nın Sünnilere karşı her zaman kullanacağı bir hançer olmuştur. Tarihli olaylara bakılsın, bu böyledir, bunun da adının altını çizelim ve yorumumu noktalayayım. Teşekkürler Mustafa Bey. Yorumlu Haber'den bu hafta da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.